Samsun annelik böyle olmaz. Ben sana gel anneliği söyleyeyim. Ben sana gel. Sen eğer ben benim yavrum getir. Olacaksın. Ben sana neler yapardım biliyor musun? Ben sana neler yapardım. Sen düşeceksin. Sen bir annesin tamam mı? Kapıma gelirse yine sen kapım anne, sana açık. Bir annesin tamam mı? Sen bir annesin. Yine kapım sen sana açık. Rollenmeye gelmişsin. Ben rol değil sen rol yapıyorsun kızım. Sen rollenmeye geldin. Sen ben doğruları söylüyorum. Beni beynini yıkamışlar. Eğer ben buraya doğruları söylemek için gelmeseydim kaçıp giderdim şu ana kadar. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Senin gözlerin fırtıl fırtıl dönüyor. Senin beynini yıkamış. Gözümün içine baksana ya. Gözümün senin beynini yıkamış. Gözümün içine bak. Yıkamış beynini. Bak gözümün içine bak diyorum. Beynini yıkamış bak, diyorum. Gözümün içine bak diyorum. Beynini yıkamış. Kes. Kes. Beynini yıkamış. Aa ikisi de aynı anda boyuldular. Allah Allah. İkisi de aynı anda boyuldular. Arkadaşlar Jimmy gelsin bana gel bana. Yani gel tamam. Şu anda anne kız aynı anda karşılıklı bayıldılar. Yok böyle bir şey. Hemen arkadaşları müdahale ediyorlar. Sağlık ekiplerimiz de müdahale ediyorlar. Şu anda hem anneye hem de kıza, kızına müdahale ediyorlar. Ama iddialar bir karşılıklı. Hatta bence hala Buse'nin söylemedikleri de var. Annesini çok fazla böyle ele vermek istemiyor. Şimdi sağlık ekiplerimiz bir hemen kızımızla ilgilendi. Diğer ekibimiz de anneyle ilgileniyor. Arkadaşlar şöyle bir çevirin lütfen. Şöyle bir çevirin, çevirin, çevirin. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Şöyle bir hemen. Jimmy arkadaşım kusura bakma seni de yönlendirdim tutarak ama şimdi bazı şeyleri ekranlara getirmek istemiyoruz. Çok üzücü görüntüler bunlar tabii ki. Acayip de üzgünüm. Besra kendinde misin? Bir dakika Besra şimdi bir başörtüsünü bir ayarlıyorlar. Konuşacağız kendisiyle. Besra lütfen kendine gelir misin? Sen kızından hemen vazgeçiyorsun. Arkasından da diyorsun ki o senin evladın. O senin evladın. Hatalar da yapmış olabilirsin. Tamam. Mertcan'ı alalım mı buraya? Mertcan gelir misin canım? Mertcan bir gelsin bakalım buraya. Bir gelsin bir de abiyle konuşalım. Tamam dönebilirsin sevgili Jimmy. Gel Mertcan. Gel arkadaş. Gel Mertcan buraya geldi. Şöyle otur Mertcan. Annenin yanında otur. Mertcan şimdi bak. Sakin ol. Evet. Aynı anda. Valla ben Buse'ye hak veriyorum sonuna kadar. Tebrik ederim. Buse ne diyorsa doğrudur. Ben kardeşimi kazanmaya çalışıyorum. Tebrik ederim. Bana şunu söyle. Otur yerine. Bu sene diyorsa odur. Otur bana şunu söyle. Senin annen. Evet. Bak her şeyi açık açık söyle bana. Senin annen. Ben yalan söylemem. Tamam bana şunu söyle. Senin annen. Bununla bir hatası var. Heh, annen götürdü bu pavyona götürmedi mi? Hayır. Götürmüş olabilir. Mekan adını söyleme. Yani oğlu da benim annem ben kardeşimi pavyona götürdü diyor. Hadi bakalım geldi oğlun. Ben götürmedim. Tamam anne sus. Buse ne diyorsa doğrudur. Bana doğrusu bak. Önemli bak. Buse'nin her dediğini kabul etmek zorunda değiliz. Senin annen, senin kardeşin 16 duymuştum yaşında. Duymuştum bir kere. Götürmüş mü pavyona? Ama o niye? Adamla tanıştırma meselesiymiştir. Onu boş ver de pavyona götürdü mü götürmedi mi ya? Dönüm. Ne işi var pavyona 16 ben yaşında götürmedim. O konuda ben kızmıştım çok kötü. Dövdüm. Ben götürmedim Mertcan. Başak yine gitmiş. Ben götürmedim. Ona da yazıklar olsun. Ben götürmedim tamam mı? Sana da Başak kim bu kadar senin annenin hayatında 30 yaşında kadının annenin hayatında ne işi var? Ben Buse'ye hak veriyorum abla. Sonuna kadar da arkasındayım. Nerede Buse iyi mi arkadaşlar? Buse'yi bana birazdan Buse kendisine yani gelecek. Dediğim gibi hak veriyorum Buse'nin arkasından ben. Sonuna kadar nereye gidiyorsa gitsin. Bir şey sor bana, şunu bana söyler abisi misin? Abisi arkasında iş nereye yani düşünmesin. Bir şey söyleyeceğim. Gidemem, sen gece hayatına gidiyor. Zaman zaman ben. Mekanlara gidiyor Buse'nin musun? Buse'nin arkasında Buse doğrudan söylüyor. Mertcan dur canım. Ben sen gitmiyorum. Zaman zaman mekanlara gidiyor musun? Yok gitmiyorum. Ha? Gitmiyorum. Peki merdiven silerek mi para kazanıyorsun? Evet. Merdiven silerek? Evet. Ne kadar evet. Gündelik alıyorsun? Ben ev işine gidiyorum. Aylık kazancın ne kadar? Gündelik şey 1,5 milyar alıyorduk. Tamam güzel alnının teriyle para kazanıyorsun. Evet. Ağlama kurban olurum sana. Peki dur gece kulüplerinde peki bu parayı... Ağlama. Parayı, harcıyor musun Buse, kazandıklarını? Ağlama. Buse? Tamam kız. Yeter ağlamadım lütfen Allah. Özledim bir kere. Özledim seni çünkü. Şu anda değil Mertcan. Mertcan istemiyor. İstemiyor Mertcan. Git! Hadi tamam. Git! Tamam sakin ol. Sakin ol. Arka tarafta tamam. Tamam Mertcan. Tamam alın. Abla Buse ne diyorsa haklıdır. Buse ne diyorsa haklıdır diyor. Abla yemin ederim. Bak
bak abin seni doğru dedi. Benim dedi kardeşimi dedi pavyona götürdü annem. Ben de anneme kızdım dedi. Olduğu için böyle Didem yaptım. Hanım ben götürmedim. Ya bak benim günahkar. Ama erken... almasınlar. Ya ben götürmedim ya götürmedim ya. Oğlum diyor ya. Ya ben götürmedim ya. Peki elimizdeki bu fotoğrafta mı yalan? Ben götürmedim elimizde ya. Elimizde bir fotoğraf var. Allah, ne fotoğrafı? Yayına verir misiniz? Vereceğim o fotoğrafı. Benim de konuşmam da değişti. Hem ekranlara gelsin. Hem LED'e gelsin. Allah Allah. Şu fotoğrafı bir görelim bakalım. Bize evet. Bunu Besra'yı bir açıklasın. Bir ya sakin olsun görüş. Herkes. Bir sakin olsun. Gelin görelim. Görelim. Tamam bir daha girer misiniz lütfen görüntüye bunu arkadaşlar? Anlaşılsın diye biliyorsunuz ben 2-3 defa istiyorum. Bir daha girin lütfen görüntü kısa bir fotoğraf karesinde. Besra'yı bir erkekle beraber evet, nişanda. Serdar. Besra'yı. Bir şaka gibiler ya. Ha? Biliyorsun ya. Ya, ben ne yaptım yani. O zaman? Biliyorum da ne yaptım ben bunu? Ben ne yaptım? Biliyorsun ya. Ne yaptım? Benim arkamdan bir durum. Yaklaşmıyorum tamam arkamdan ben her zaman sana. Doğrular söylüyorum tamam haklısın. Biliyorsun ya Metin'le biliyorsun. Şimdiye kadar niye doğrular söylemedin? Dövmedin mi ben kaç kere? Dövmedin mi? Doğrular söyle dövmedin mi? Niye anneni mi dövdün? Evet. Anneni dövemezsin. Mert şunu dışarı alalım. Hem götürecek kızı. Tamam. Ben de rahat mı duracağım? Tamam ama yani o zaman kardeşine sadece annene kızacaksın dövme olmaz. Şimdi senin arkandayız. Şimdi bunları yapıyorlar onlar şimdi. Şu fotoğrafı bir daha yayınlayın lütfen. Bir gelsin ekranlara. Sen bu fotoğrafı bize anlatmak ister misin? Öncelikle benim... bir şey söyleyebilir miyim Didem Hanım? Sen bizi aslan yani beni kulübe götürdüklerinde aslan diyen adamla neden çıktığını da anlatabilir mi? Şimdi geleceğiz ama şu fotoğrafı bir konuşalım. Bu fotoğrafta sen biriyle nişanlanmışsın. Evet, nişanlanabilirsin. Nişanlım. Ne zaman nişanlandı bu kişiyle? 5 ay önceydi. 5 ay önceydi. Evet. Ayrıldık biz. O bıraktı gitti. Sen kaç kez nişanlandın? Bir kere. Daha fazla değil mi? Hayır. Emin misin? Evet. Çünkü senin sahte gelin olduğunu söyleyenler var. Oh canıma değilsin. Sahte gelin kim diyor? Hepsini sen ediyorsun. Sen sahte gelin misin? İnsanlarla nişanlanıyor musun iddiaya göre bu fotoğraf? Onu kim dediyse yalan söylüyordur. Bir. Hı. Ben sadece... Sen bana kaç kez nişanlandın bunu söyle bir bakayım. Bir kere Didem Hanım bir kere. Bir kez mi? Evet bir kere. Bir kere nişanlandı onu söyleyeyim bir kere nişanlandı ama bu konuştuğu kişilerde var. Evet Serdar abiyi tanıyorum. Bunu tanıyorsun. Ama bu kişi öyle diyor ki 3 ay önce bizim hayatımıza girdi. Bize kendisini Esma diye tanıttı. Bize kimsesi olmadığını oğlu için cezaevine girdiğini söylemişsin. Daha sonra da akrabalarıyla nişanlanmışsın. Fakat daha sonra seni nişanı onlar atmışlar. Sen de demişsin yüzüğü kaybettim. Paraya ihtiyacım olduğu için demişsin. Sürekli ailesiyle ilgili problemler çıkartıyordu. En sonunda nişanı attılar. Özel bir şey takmadık ama nişanda neler takıldıysa Esma bize geri vermedi. Niye takma ismi kullanıyorsun? Efendim? Esma takma ismine neden kullanıyorsun? Bizimkiler öyle dediği için öyle söylüyorum. Annene Esma mı diyorlar? Evet yani ikinci ismi Esma diyorlar. Yok her şeylerini verdim bu yalan. Her şeylerini sana verdim. Sana nişanlı söyleyebilir miyim bir abla? Bir dakika annene bir sorayım. Anne nişanlı ne taktılar sana? Bir yüzük taktılar. Bir küpe taktılar. Başka bir şey yoktu. Peki nişanı neden attılar? Nişanı attılar çünkü yalan söyledi. O beni aldattı. Yani nişanlın seni evet, mi aldattı? Evet o beni aldattı. İçin ben onun her şeyini gördüm. Kim seninle tanıştırdı peki bu şeyi? Bu çocuğu, adamı? Ben kendim tanıştım iş nerede yerinde. Nerede tanıştın? İş yerinde. Hangi merdiveni silerken tanıştın? Merdiven değil. Ev temizlemeye giderken tanıştık. Ev temizliğine gittiğin adamla mı yakınlaştın? Bu adamın evini temizlemeye mi gittin? Ofise gitmiştik. Ofise gittin. Bu ofiste tanıştım. Ne iş yapıyor? Bu boyacı. Ha ofiste nasıl boyacı oluyor anlamadım. Bu hem boyacı. Yani hayır, kendi şimdi... ofisi değil yani. Başkasının şeyinden çalışıyordu bu da. Başkasının şimdi yerinde. Şimdi ofise gidiyorsun. Hı-hı. Ofiste bir boyacı mı var? Bunlar boya falan yapıyorlar ya. İşat falan. Evet. İşat sonrası falan. Evet. Orada tanıştık biz bununla.
Ne zaman tanıştınız? İşte 5 ay önce. 5 ay önce. Evet.